Amazon bataklıklarında sürünüyorlar. Everglades'in sularında yüzüyorlar ve dünyanın her yerindeki mağaralarda saklanıyorlar. Kafası geliyor. Dikkat et. Dev sürüngenler kabusları süsleyebilecek şeyler. Pitonlar ve boğalar dünyanın en büyük sürüngenleri arasında. Avları da büyük oluyor. Önce kurbanı sıkarak öldürüyorlar. Sonra da bütün halde yutuyorlar. İnsanlar bile kurbanları olabiliyor. En büyüğünden en belalısına sıkarak öldüren tüm katilleriyle karşınızda dev yılanlar. Devasa yılanlar. Yeşil anakonda dünyanın en ağır yılanı olarak bilinir. 7 metreden uzun ve 136 kilodan ağır olabiliyorlar. Anakondalar ağırlıklarını taşıyabilmek için neredeyse tüm zamanlarını su içinde ve çevresinde geçirir. Bitki dolu suda kamufle olabilen bu yılan genelde avının ona gelmesini bekler. Gözlerinin ve burun deliklerinin başlarının üstünde olması bu yılanların pusuda beklerken neredeyse tamamen su altında kalmasına olanak verir. Anakonda bu taşkın yatağını dünyanın en büyük kemirgeni olan kapibaralarla paylaşıyor. Genelde 45 kilonun üstünde olabiliyorlar. Kapibaralar sosyal hayvanlardır ve otçullardır. Genelde su bitkileriyle beslenirler. O yüzden su kenarlarında epey zaman geçirirler. Anakonda'nın ana avlanma bölgesinde. Su altında avını görülmeden izleyebilir. Başını sadece mesafeyi ölçmeye yetecek kadar dışarı çıkarır. Sonra da bekler. Saldırıyor ve altı sıra dişini avına geçirip kendini İri kemirgene doluyor. Kaçış yok. Anakondalar zehirle öldürmez. Sıkarak öldürürler. Avın kan akışını kesip kalbinin durmasına neden olurlar. Kalp atmayı bırakınca avlarını bütün olarak yemeye başlarlar. Parmakları ve diğer her şeyiyle. Bunu esniyen bağ dokularının ve ağızlarındaki hareketli eklemlerin yardımıyla yaparlar. Anakondanın üst çenesinin ortasında geriye dönük olan iki sıra diş vardır. Bu dişler birbirinden bağımsız hareket edebilir. Ava saplanıp yılanın kafasının yemeğinin üstünden geçmesine yardım ederler. Ama bu şekilde yemek yemek bir sorun yaratır. Ağzı bu kadar esnemişken nefes alması mesele olabilir. Evrim buna bir çözüm geliştirmiş. Soluk borusu boğazın derinliklerinden dışarı itiliyor. Şnorkel gibi oluyor. Yemek yerken zahmetsizce nefes almasını sağlıyor. Büyük bir yemek bu.
Anakonda dinlenip avını haftalarca sindirecek. Bu büyüklükte bir kapibara onu aylarca idare eder. Ama eninde sonunda tekrar beslenmesi gerekecek. Dişiler için büyük bir av bulmak çok önemlidir. Vücut ağırlıklarının %30'u üreme için kullanılır. Anakondalar tek seferde 50 canlı yavru doğurabilir. Ama hepsi yuvadan sağ çıkamaz. 7 ay hiçbir şey yemedikten sonra anne sağ kalmayan bebekleri yer. Kalanlar yuvadan ayrılır ve daha ilk günden öldürmeye hazırdırlar. Bu yılan yavruları Güney Amerika su yollarının yeni devleri olacak. Bu yılanları bulmak zordur. O yüzden Richard Terry gibi maceracılar bu gizemli canavarlar hakkında daha çok şey öğrenmek istiyor. Hala suya yakınız. Gözlerimizle nehir kenarını tarıyoruz. Baloncuk veya herhangi bir hareket belirtisi arıyoruz. Yılan izi filan. Ama karadalarsa aç olabilirler. Dikkatli olmalıyız. Çok geçmeden yakınlarda anakonda olduğuna dair belirtiler buluyorlar. Richard, bunlar yılan izleri. Çamurda, küçük ağaçta. Bu küçük çalılık ezilmiş. Yaprakların ezilip çamura girdiğini görebilirsiniz. Yılanın suya girmeden önce güneşlenmek için bunun üstünde durduğunu söyledi. Sonra avlanmak için karaya çıkıyormuş. Onu görebiliyorum. Gerçekten mi? Başı nerede bilmiyorum. Buraya gel. Yardım et. Elini şunun altına koy. Tut hadi. Ben çekeceğim. Tut. Çek şunu. Evet çek. Çek. Hadi. Şuna bakın. Evet. İşte bu. Siyah oval benekler var. Şuna bakın. Çek. Çek. Anakonda. Çek. Evet. Başı nerede? Çek. Tut. Tut tut. Tamam. Seni ısırdı. Evet. Isırdı. Beni ısırdı. Evet. Tamam. Bırak. Tamam. Bırak. Bana bırak. Bırak. Çok agresif. Çok agresif. Bana bırak. Tuttum. Dişlerini hemen parmağıma geçirdi. Ellerimizi suya sokar sokmaz. Beneklere bakın. Yeşil deri üstünde siyah oval benekler. Bu yeşil anakonda. Ne kadar kalın olduğuna bakın. Şunun kalınlığına bakın. Fıslıyor. Pürüzsüz, etkili, hızlı ve gizlenme ustası. Yeşil anakonda dünyanın en büyük yılanıdır. Bu şey sudan yükselip saldırabiliyor. Kano ve teknelerdeki insanlara saldırıyor. Karaya da çıkabiliyor. Oldukça tehlikeliler. Bu yaratıklar avlarını bütün yutsa da baş parmağım sayesinde görebileceğiniz gibi saldırıyorlardı. Bizim suda yaptığımız gibi köşeye sıkıştırılırlarsa dönüp ısırırlar. Richard paçayı ucuz kurtarmış olabilir. Diğerleri o kadar şanslı olmadı. Anakondalar boğa ailesinin en sucul üyesidir. Yumuşak ve gevşek derileri uzun süre su altında kalabilmelerine yardım eder. Sessizce ve gizlice ilerleyip hızla ve saf güçle saldırabilirler. Bu doğal güç insanlara bile göz dikebilir. Jose Damaso ve kayınpederi Kuzey Peru'nun Amazon yağmur ormanlarında balık tutuyordu. Bu balıkçılık noktası aynı zamanda ekstra büyük bir anakondanın yuvasıydı. Buranın yerlisi olan bu iki adam bu hayvanı daha önce görmüştü ama hiç tehdit saymamışlardı. Jose, anakondanın yakında olduğunu fark edemedi.
Bu dev sürüngen su altında nefesini 10 dakikaya kadar tutabilir. Tamamen gizlenmiş şekilde. Sessizce yaklaşıyor. Anakonda'nın jilet gibi keskin dişleri Jose'nin uyluğuna saplanıyor. Tam da böyle bir amaç için tasarlanan dişler bunlar. Yılan ona dolanmakta başarılı olsaydı kaçma şansı kalmazdı. Neyse ki cüssesi ve hemen tepki vermesi hayatını kurtarıyor. Ama akla gelmeyene ne kadar yaklaştığına dair bir hatırası var artık. Daha önce de böyle saldırılar oldu ama anakondaların insan öldürdüğü teyit edilmiş bir vaka yok. Ama insanlar onların bölgelerinin sınırlarına ev yaparken an meselesi olabilir bu. Anakonda dehşet hikayeleriyle bilinen ve sıkarak öldüren tek yılan türü değil. Afrika'da bir piton türü bölgenin efsanevi hikayelerinde kötü adam rolünü üstleniyor. Uzanıp bekliyor ve yaklaşan avını izliyor. Saldırıya hazırlanıyor. Ölümcül bir kucaklaşma. Afrika kaya pitonu. Sahra altı Afrika'da bilinen bir hikaye var. Uyuyan bir keçi çobanı ve ava çıkan dev bir piton hakkında. Genişliği yarım metre, uzunluğu da neredeyse 5,5 metre olan, iğne keskinliğinde düzinelerce dişe sahip bir hayvanın çobanın peşine düştüğü söyleniyor. Çenesi de çobanın omuzları kadar genişmiş. Uyuyan çocuğa saldırdığı, sıkarak canını aldığı ve sonra onu bütün yuttuğu söyleniyor. Bu yılan için küçük bir çocuk yutmak zor olmaz. Piton büyük bir avı yutmak için çenesini 180 derece açmaya başlıyor. Dişleri geriye dönük. Kafatasının iki tarafı bağımsız hareket ediyor. Çeneleri avın üstünden ve etrafından geçirmek için ileri geri gidiyorlar. İçeride pitonun midesi kendisinden 2-3 kat daha geniş hayvanları ağırlayacak kadar genişliyor. Ama yılanlar ciddi bir tehlike sezerse avlarından vazgeçer. Ekstra kilolardan arınmak pitonun hızla geri çekilmesine veya kaçarken avıyla dikkat dağıtmasına olanak verir. Büyük öğünleri sindirmek haftalar sürebilir. Bazen hayatta kalmak için avı kusup geri çıkarmaları şarttır. Anakondalar gibi Afrika kaya pitonları da zehirsizdir. Tek silahı kaslarıdır. Bu sürüngen neredeyse 136 kilo ve 6 metre uzunluğunda olabilir. Bu onu dünyanın en büyük yılanlarından biri yapar. Bu piton, sahra altı Afrika'da, savanlarda ve ormanlarda yaşar. Toprakta avlanır. Suda da. Bu dev, özel ısı güdümlü pit organlarıyla hedefini takip ediyor. Bu sensörler vücut ısısına odaklanıyor. Avın kamuflajını elinden alıyor ve saldırı noktasını belirliyor. Karada zaten çok güçlü olan bu kaslı sürüngen su altında daha da etkileyici bir taktik kullanıyor. Sıvı edasıyla yüzüyor. Her şeye adapte olabildikleri için su kenarında yaşayan pitonlar balıkla besleniyor. Burada bazı yılanlar daha büyük avlar buluyor. Su altında bekliyor.
Fark edilmeden nefes almak için 30 dakikada bir su yüzüne çıkıyor. Saatlerce gergince bekliyor. Ta ki dişler avı zapt ediyor. Sonra kaslı vücudu kurbanı sarıyor. Ezilen keseli ceylanın kalbi atmayı yavaşça bırakıyor. Piton neredeyse 60 kiloluk cansız avını bütün yutuyor. Böyle bir öğünden sonra bir süre yemek yemesi gerekmeyecek. Aç olmasalar bile pitonlar her zaman tehlikelidir. Otlanan çiftlik hayvanları mükemmel öğünler oluyor. Çiftlikler de ideal av alanları. Nasılsınız? Yılan yakalayıcısı Simon Keyes, tehlikeli sürüngenleri kurtarıp başka yerlere götürmeye yardım ediyor. Yılan buradaydı. Evet. Burada tavuk yiyordu. Evet. Tavuğu yiyip bitirdikten sonra yavaşça doğrudan oraya gitti. Şu tarafa. Oraya mı? Oraya, evet. Büyük bir piton olduğunu biliyoruz. Afrika'da yetişkin bir tavuk yiyebilen başka yılan yok. Deliği göster bize, bir bakalım. Evet. Belki içeridedir. Bakın, işte burada. Tamam. Burada büyük bir delik var. Yer altında. Yer altında. Evet. Pitonlar kendi deliklerini kazamaz. O yüzden genelde yer domuzlarının açtığı yuvaları işgal ederler. Çiftçiler yılan yakalayıcılarının yardımına bel bağlar ama katil pitonlarla uğraşmak her zaman yüksek riskli bir iştir. Şu noktada yine biraz genişliyor. Geniş kısımlar da var, dar kısımlar da. Biraz klostrofobik. Yılan derisi. Büyük bir parça. Evet, bu çok büyük. Çok büyük. Evet, daha yeni bu. İşte bir piton. Kaçıyor. Kancayı kullan. Bekle, bekle, bekle. Dikkat et. Evet. Tamam, tuttum. O da beni tuttu ama. Diğer elimi alayım. İyi kavrayamıyorum. Çok güçlü. Bu şeyden kurtulmalıyım. Üstümden atamıyorum. Çözebilirsen güzel olur. Ben de buradan tutarım. Çok güçlü. Tanrım, şu güce bak. Tamam. Tamam. Tuttum. O da beni tuttu. Tamamen sardı. Onu suçlayamam. Şimdi bu tünelden çıkmam gerekiyor. Olabildiğince çabuk, çünkü bacağımda. Halat gibi sarıldı. Beni bırakmıyor. Su. Efendim. Su, yakaladım onu. Yakaladın mı? Evet, yakaladım. Çok büyük. Bırakma lütfen. Çok büyük. İyi misin? Sen iyi misin? Evet, iyiyim. Sen iyi misin? Evet, ama bunu götürmeliyiz. Kafasını falan tuttun mu? Evet, tuttum. Tamam. Tamam. İyi misin? Bu dev yılanları başka yere taşımak şart. Böylece insanlar da, yılanlar da huzur içinde yaşar. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne demek? Canlı çıktığım için mutluyum. Güney Amerika başka bir yılana daha ev sahipliği yapıyor. Boğa yılanı. Dört metre uzunluğunda ve 27 kilo olabiliyor. Hızlı da. Bu sürüngen size sarıldığı an kaçmak seçenek değildir.
Her şeye adapte olabilen bu yılan çeşitli habitatlarda yaşayabilir. Çimenli düzlüklerden yoğun tropik yağmur ormanlarına kadar. Hem karada, ortası boş kütüklerde ve terk edilmiş oyuklarda, hem de ağaçlarda yaşıyor. Boğa yılanı bu farklı ortamlarda çok iyi kamufle oluyor. Muhteşem yüzücüler. Ama karada kalmayı tercih ediyorlar. Güneş tepedeyken uyuyor. Berrak bulları kedi gibi gözlerinin üstünü kapatıyor. Böylece boğa yılanı uyanıkmış gibi görünüyor. Geceleri de çok iyi görüyorlar. Av da o zaman başlıyor. Boğa yılanı dökülen yapraklar arasında gizlenip bekliyor. Saldırısı ışık hızında oluyor. Göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Yılanın kavradığı avın ölümü yavaş oluyor. Avcı kemirgeni sindirirken acele etmiyor. Bir sonraki öğünü haftalar sonra olabilir. Boğa, dev yılanların belki de en kolay adapte olanıdır. Porto Rico'daki bir mağara binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Onlar da kendi çaplarında çevik avcılar. Ama bu gece onlar av olacak. Güneş batınca bir yarasa suikastçısı sürünerek ortaya çıkıyor. Porto Rico Boğası. Cueva de los Culebrones mağarasına hoş geldiniz. Uzun yılanların mağarası. Bu boğalar eşsiz avlanma stratejileriyle tanınıyor. Sabır ve azim burada kilit nokta. Yarasalar avlanmaya hazırlanırken yılanlar da tuzaklarını kuruyor. Mağaranın ağzına gidip asılı duruyor. Yılanın vücudunun sadece %25'i kayada kalıyor. Çünkü dokunma duyusuyla avlanıyorlar. Yani bir yarasa onlara dokunana kadar asılı kalıyorlar sadece. Nihayetinde talihsiz bir yarasa yılanın ağzına fazla yaklaşıyor. Boğa hemen yarasanın vücudunu iki kez sarıp sıkarak onu öldürüyor. Sonra gerçek bir yılan gibi avını kanatlarıyla birlikte bütün yutuyor. Hindistan en büyük ve güçlü pitonlardan bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bu devlerden ikisinin adı Burma pitonu ve Hint kaya pitonu. Hint kaya pitonu Hindistan ve Güney Çin arasındaki ormanlarda ve Güneydoğu Asya boyunca her yerde yaşıyor. Dört metre ve 68 kiloya ulaşabilen bu yılan, aslında bu ikilinin küçük olanı. Kuzeni Burma pitonu 6 metreyi aşabiliyor. Ama çok daha kısıtlı bir alanda yaşıyor. Hint kayalıklarında yuva yapıyor. İki tür de nadiren insan öldürüyor. Ama öldürdüklerinde ünleri daha da büyüyor. Ayrıca şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde sorun olmaya başladılar. Florida Everglades'te yabancı dev sürüngenler dolaşıyor.
kıyımı bariz ortada. Cesetler tek tek beliriyor. Ama şoke edici bir şey görüldü. Kurban da fail de gizemli bir şekilde ölmüş. Bir Burma pitonu ve Amerikan aligatörü. İki dev sürüngen doğanın asla planlamadığı bir çatışmaya girmiş. 26 Eylül 2005. Bir helikopter pilotu Florida Everglades üzerinde rutin uçuşunu yapıyor. Pilot çimenlerin arasında bir şey görüyor. Bir sürüngene benziyor ama Everglades'te normalde bulunan bir sürüngen değil. Daha önce de piton görmüştü ama bu seferkinin kenarlarından çıkan bir timsah vardı. Anakondalar 136 kiloluk kaymanları bile öldürebilir. Birlikte evrildiler. Ama bir Güneydoğu Asya pitonunun Kuzey Amerika timsahı yemesi pek olası görünmüyor. Alabama Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi bunu daha küçük bir çapta araştırıyor. Vay canına, şuna bakın. Bu timsahın hiç şansı olmadı. Timsahın pürüzsüz vücudu yılanın ürkütücü yemeğini sindirmesini kolaylaştırıyor. Ama bunu asıl mümkün kılan şey pitonun çenesi. Jilet gibi keskin dört sıra diş, timsahı sarmak ve boğazdan geçirmek için birbirinden bağımsız çalışmış. Avda saklı küçük bir kamera içerideki manzarayı görmemizi sağlıyor. Yılanların böyle büyük şeyler yiyebilmesi inanılmaz. Bir piton kafa çapının 3-4 katı büyüklüğünde bir şeyi kolayca yutabiliyor. Bu gerçekten çok büyük. Dünyadaki diğer hayvanlar böyle bir şeyi asla yapamaz. Bu pitonun neredeyse yarısı büyüklüğündeki bir timsahı mideye indirmesi sadece 10 dakika sürdü. Peki kemik, pençe ve sert bir deriden oluşan bir yemeği gerçekten sindirebilir mi? Dijital röntgen, pitonların muhteşem sindirim sistemini görmemiz için nadir bir fırsat sunuyor. Yutmak, oksijen alımını %3600 arttırıyor. Midede büyük miktarda hidroklorik asit oluşmasını sağlıyor. Asit, deriyi çözüp pençeleri, dişleri ve kemikleri parçalayabiliyor. Müthiş bir şey. Yine de sindirim 9 gün sürüyor. Bu sırada yılan kayıtsız ve yavaş oluyor. Nihayetinde neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Peki ne oldu da şişmiş, kafası kayıp ve karnı patlamış 4 metrelik canavar gibi bir Burma pitonu bulduk? Hem de yarı yarıya içinde olan neredeyse 2 metrelik bir Florida timsahıyla. Steven Sikor o gün Glades'te ne olduğunu çözdüğünü düşünüyor. Piton yemek arayışına çıkıyor. Hedefini hareketsizce uzanmış halde buluyor. Kafası yeni yaralanmış bir timsah. İçgüdüleri yılana denemesini söylüyor. Pitonun timsahı öldürmesi ve yutmasıyla sindirim sıvıları timsahın sert ve kemikli derisi üstünde çalışmaya başlıyor. Ama yılanın vücudu şişiyor ve strese giriyor. Artık piton saldırılara açık. Bu istilacı yılan bir timsah yemiş olabilir. Ama ikincisine hazır değilmiş.
Belki de savaşları yutulan timsahın bir kısmını yılandan çıkaracak kadar şiddetliydi. Nihayetinde piton da yediği timsah da ölmüş. Her zaman böyle olduğunu düşünmüyor. Ama burada başka bir timsahın rolü olması ihtimali, bazı yerel türlerin bölgelerinden kolayca vazgeçmeyeceğinin belirtisi olabilir. Ortada bariz bir soru var. Nasıl oldu da Asyalı dev yılanlar 16 bin kilometre yol kat edip Everglades'e geldi? Pitonlar hayatta kalma ustasıdır. Çok dayanıklı ve soğukkanlıdırlar. Aylarca yemek yemeden durabilirler. Ama bu sürüngenler kendi başlarına okyanusu aşmaz. Evcil hayvan olarak kasten ithal ediliyorlar. Fisher ailesi Güney Florida'daki evlerini seve seve pitonlarla paylaşıyor. 8 pitonları var. Baba. Merhaba kızım. Pitonlardan ikisi Everglades'te olay çıkaran türün evcil hayvan piyasası için tasarlanmış yeni bir cinsi. Kesper'a selam ver. Okuldan sonra Fisher'ların çocukları yılanları yürüyüşe çıkarıyor. Onlar gerçek mi? Evet. Aman tanrım. Ama Fisher ailesi büyük bir tehlike altında olabilir. Gel bakalım. Evcil pitonlar Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir tehlike. Son 10 yılda 20'den fazla insanı ciddi şekilde yaraladılar veya öldürdüler. Aurora, Colorado'daki arama kurtarma itfaiyecileri birkaç yıl önce 911'den şöyle bir acil durum çağrısı aldı. Acil durumunuz nedir? Ev arkadaşımı bir yılan boğuyor. Aman tanrım! Hızla Rick Barber'ın evine gittiler. Evcil pitonu her zaman çok nazikti. Yılan aniden gerilip sıkmaya başlamış olabilir. Aşağıda, nefes almıyor. Çekilin, yolu açın. Tanrım. Tamam. 4 itfaiyeci ve 1 polis yılanı Barber'dan zorla çekip almış. Nabız yok. Ama piton adamı 10 dakikadır sıkıyormuş. Bu, beyni oksijensiz bırakmak için fazlasıyla yeterli bir süre. Acil yardım görevlileri Barber'ı hastaneye yetiştirmiş. Tüm itfaiyeciler ve evcil yılan bundan sağ çıkmış. Ama sahibi sağ çıkamamış. Florida'da yabancı Burma pitonları serbestçe dolaşıyor. Ve büyük bir sorun bu. Sahipleri evcil yılanlarla başa çıkamamaya başlayınca çareyi onları Everglades'e salmakta buluyor. Şimdi de yerel vahşi hayatı ve evcil hayvanları tehdit ediyorlar. Sayıları artıyor olabilir ama karşı saldırıya geçmeye kararlı ordunun neferleri de artıyor. O kadar ki vahşi hayvan yakalayıcısı Todd Hardwick için tam zamanlı bir iş olmuş bu. Şu an evinizin önündeyim. Bugün bir ev çağrısına cevap veriyor. Bir kedi kayıp ve dev bir yılan gören biri var. Miami'den hiç ayrılmadan dünyanın her yerinden hayvan yakalıyorum. Yılan hala burada mı? Tanrım, nereye kayboldu bilmiyorum. Şuradaydı ve çok korkuyorum. Bu yılanlar her yerde belirebiliyor. Genelde en beklenmedik yerde ortaya çıkıyorlar. Todd nihayet bahçenin köşesinde bir şey görüyor. Köşeye sıkışan bir piton sorun çıkarabilir. İşte. Başını zapt etmeli. Büyük bir yılan.
Büyük. Burayı işgal eden egzotik bir canlı bu. Florida'ya veya ülkedeki herhangi bir yere ait değil. Yılanı çantaya koyuyor. Ama burada yerel ekolojiyi sömürmek için fırsat arayan yüzlerce yılan daha var. Egzotik sürüngenler Güney Florida'da artış gösteriyor. Bir pitonun timsaha saldırmasının en rahatsız edici yanı da bundan sonra neler olabileceği. Menülerinde her şey olabilir. Bir piton neredeyse 2 metrelik bir timsahı öldürüp yutabiliyorsa niye daha küçük bir şeyi yiyemesin ki? Mesela 2-3 yaşlarında bir çocuk. Afrika'da benzer büyüklükte hayvanlar göz açıp kapayıncaya kadar ortalıktan kaybolabiliyor. Tüm yılanların özel yanları var gibi görünüyor. Ama bir tanesi her türlü özelliğe sahip. Yeteneği çok ve fazlasıyla ölümcül. En büyük ve muhtemelen en belalı olanlardan biri. Ağlı piton. Sadece büyüklüğü bile korkutucu. Yetişkin bir erkek 7,5 metreden uzun ve 113 kilodan ağır olabiliyor. Akşam yemeğini ezerek öldürmek için 10 bin güçlü kası var ayrıca. Güney Asya'nın çoğunda dolaşıyor. Nemli yağmur ormanlarında ve nehirlerinde. Pullarının ağlı veya çapraz çizgili görünümü, içinde bulunduğu ortamda kusursuz bir şekilde kamufle olmasını sağlıyor. Kayda değer bir büyüklükte olsa da, bu süper yılan, yemek için her türlü mesafeyi kat eder. Ağaca bile çıkar. En yüksek dallardaki maymunlar güvende değil. Geyikler de, ne kadar çevik olurlarsa olsunlar. Bu avcı av peşinde ve birçok silahı var. Kedilerinkine benzer göz bebekleri olan gözleri, genişçe açılıp mevcut ışığı en iyi şekilde kullanıyor. Yüzündeki pit organları, yakınlardaki avların ürettiği ısıyı tespit ediyor. Dilindeki kimyasal sensörler, havadaki kokuları alıyor. Neredeyse her yerde hareket edebilir. Avı tespit etmek ayrı, o avı öldürmek ayrı. Ama ağlı piton, ikisinde de uzman. Tüm bu araçlar pitonu en büyük hamlesine getiriyor. Ölümcül bir hamleye. Saldır ve sar. Yılanın güçlü çenesinde 80'den fazla keskin, geriye dönük diş var. Ava kenetlenip kaçmasını önlüyorlar. O kadar güçlü bir şekilde sıkıyor ki kan ve oksijen akışını durduruyor. Nihayetinde kurbanın kalbi duruyor. Sonra da son numara geliyor. Çoğu yılan gibi ağlı piton da avını tek lokmada yiyor. Tek parça olan insan çenesinin aksine bu yılanlarda birbirine kısmen bağlı çene kemikleri ve esneyebilen deri var. Derisi imkansız görülebilecek derecede esneyebiliyor. Üst üste binen pullar yemeğin büyüklüğüne göre genişliyor. Ağlı piton tüm yılanların en etkileyicilerinden, hatta belki de en korkutucularından. Ağlı piton, Brady Barr gibi tecrübeli herpetologlar için bile çok büyük bir tehdit. Brady, pitonların tropik sıcaklıklarda sağ kalma stratejilerini araştırmak için ıssız mağaralara gidiyor. Kocaman, kocaman bir piton var, kocaman. Gördünüz mü?
Hemen. Tuttun mu? Biliyorum, ben başlıyorum. Epey iyi kavruyor. Ne oldu? Taşı ısırdı. Dikkat et, ağzı diş dolu. Dikkatli ol. Kafasını tuttum. Tamam, kafasını tuttum. Çıktı, serbest. Tamam, onu çekebilir misin? Hop. Dikkat et, kafası geliyor. Dikkat et. Geliyor. Dikkat et. Aa! Beni ısırdı. Beni ısırdı. Aa! Aa, Tanrım. Aa! Evet, çok kötü ısırdı. Kafası nerede? Aa! Görüyor musun? Hala ısırıyor mu? Hayır, beni çok sıkıyor. Buradan çıkmam gerekiyor. Kanıyor. Aa, çok kötü. İşte başı. Yılan çubukları nerede? Mark, onu sığ uca doğru çekmeye başla. Sonra sen de oraya gir. Başını ben tutacağım. Ben yapıyorum onu. Tamam, bakın, beni bulmak için termal taramasını kullanıyor. Kafasını kapatacağım. Tamam, güzel. Yakaladık. Hadi gidelim. Bekle. Bekle, dur. Bunu çantaya koyalım. Yarama baktıktan sonra devam ederiz. Bu büyük bir yılan. Epey büyük. Şuna bakar mısın Tanrım? Tamam. Bu büyük çantaların iyi yanı da bu. Ne savaştı ama. Aman Tanrım, korkunçtu. Oh. Beni su altında ısırdı. Ne kadar kötü görünüyor. Şuna bir bakar mısın? Evet, kötü. Hiç iyi değil bu. Yarmış resmen. Bu epey acıyor. Doktor bulmamız gerekecek. Evet. Of. Pantolonunu biraz daha yukarı çeker misin? Sol taraf, evet. Olamaz. Büyük ve derin bir yara daha var. Tahta ısırıyormuş gibi davran. Veri toplama peşinde koşarken bazen zayiat da oluyor. Tamam. Bu Brady için acı verici bir ısırık. Ama ağlı pitonlarla yakın temas başkaları için ölümcül oldu. Yakın zamanda Sulawesi, Endonezya'da iki kişinin sonu korkunç oldu. Mart 2017'de 25 yaşında bir adam ailesinin palmiye yağı plantasyonunda kayboldu. Bir hendekte hareketsizce yatan 7 metrelik bir ağlı piton bulan köylüler yılanı kesti ve Akbar Salubiro'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Haziran 2018'de Vatiba sebze bahçesini kontrol etmeye gidip geri dönmedi. Yerel halk ertesi gün terliklerini ve bir pala buldu. Bunların ortalama 30 metre ilerisinde de büyük ve şişmiş bir piton vardı. Maalesef yılan kadını yutmuştu. Şehirler büyümeye devam edip doğal habitatlar azaldıkça yılanlar insanların yaşadığı çevrede avlanmak ve sığınak aramak zorunda kalıyor. Bu da bu tehlikeli karşılaşmanın olasılığını arttırıyor. Ama yılanlar düşmanımız değil. Normalde insanlara sadece kışkırtıldıklarında saldırıyorlar. Hem de genelde bariz bir uyarıdan sonra. Yılanlar kendilerini eşsiz ve bazen korkutucu derecede ölümsüz kılan müthiş tutarlılıkları, saf güçleri ve gizli yetenekleriyle bizi büyülemeye devam edecek.